Excel'deki tüm hücre aralıklarına tablo demiyoruz. Şu anda bizim A2 ile E5 hücre aralığında görmüş olduğumuz aralık bir tablo değil. Biz bir tür yapılara aralık diyoruz. Genellikle şu şekilde seçip bir kenarlık verildiğinde kullanıcılar bu aralıklara tablo diyebiliyorlar. Çok önemli değil. Bilgiyi bize gösteriyor sonuçta ve anlaşılır bir şekilde gösteriyor. Ancak tablo oluşturmak biraz farklı bir şey. Şimdi tüm aralığı seçtik. Tüm aralığı seçtikten sonra aslında tüm aralığı seçmemize de gerek yok ama biz tüm aralığı seçelim ve ardından stiller kısmına gelelim burada tablo olarak biçimlendir. Butonuna tıklayalım. Bakın karşımıza çeşitli seçenekler çıkıyor. Açık renkler, orta renkler ya da koyu renkler. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Şu turuncuyu seçelim. Ve burada bakın dikkat ederseniz tablo olarak biçimlendir. Tablomuzun derileri nerede? Bu hücre aralığını seçmiş durumda şu anda. Kenarında böyle karıncalar geziniyorlar. Özellikle dikkat etmemiz gereken bir konu var. O da şurada bakın, tablon üst bilgi satırı içeriyor kısmı. Bunu seçmezseniz eğer burada bakın başlıklarınızın olmasına rağmen üst tarafta bir başlık alanı daha oluşacak. İsterseniz test edelim. Gördünüz mü? Sütun 5, sütun 2, 3 diye devam ediyor. Şimdi Ctrl Z ile ben yaptığım işlemi geri alayım. Tekrar tablo olarak biçimlendir. Ve yine bu turuncuyu seçelim. Tablonun üst bilgi satırı içeriyor dersek ve tamam dersek bu alanları yani başlık alanlarını burada algılayacak ve ona göre işlem yapacaktır. İşte arkadaşlar tablo esasen budur. Şimdi aralıkla tablo arasındaki temel farkı bir kere daha görelim. Ctrl C yaptım. Sağ klik. Buradan özel yapıştır ve sadece değerleri yapıştır diyelim. az önceki görünüme kavuşturalım. Şimdi benim burada yaptığım işlem mesela ben buraya değer 16 yazarsam bakın değer 16 yazarsam gördünüz mü? Herhangi bir reaksiyon alamıyorum. Burada kendiliğinden oluşan herhangi bir kenarlık yok ya da şöyle gösterelim bakın. Geldiniz mesela buraya yazdınız. Değer 17 yazdınız. Gördünüz mü? Kendiliğinden oluşan herhangi bir kenarlık yok ya da tabloya dair bir emare yok. Ancak buraya gelir ben değer 16 yazarsam artık bu alanda tablonun bir parçası haline geliyor. Aynı zamanda bakın burada filtreleme işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ha hoş bunu farklı yollarla da yapabilirsiniz ama tablonun böyle bir kolaylığı olduğunu söylemek lazım. Bunlardan özellikle şunu da göstermek istiyorum. Bu tabloya ya da buradaki aralıklardan herhangi birinin yan tarafına yine bir satır ya da sütun eklemek istediğimizi varsayalım. Sütun için ne yapıyoruz? Öncelikle nereye eklemek istediğimizi belirtiyoruz. Diyoruz ki mesela biz birin sağ tarafına ikinin sol tarafına yeni bir sütun ekleyeceğiz. O zaman H'ye geliyoruz arkadaşlar. Çünkü eklenecek olan yeni sütun sol tarafa eklenecek. Sağ klik ekle diyoruz. Bakın yeni bir sütun oluşturmuş oldu. Bunu tablo içinde yaparsanız mesela biz yine ikinci sıraya bir sütun ekleyeceğimizi düşünelim. B'yi seçtik. Sağ klik ekle ve bakın burada yeni bir sütun oluşmuş oldu. Başlığa takılmayın. Bunu değiştirebilirsiniz. Satır içinde bir benzerini yapalım. Gelip mesela 3'ü seçip ekle derseniz yukarıya üst tarafa bu ekleme işlemini gerçekleştirecektir. Ve son olarak şundan da bahsedelim mutlaka. Buradaki değerleri silmek istiyorsunuz. Tuttunuz bakın çektiniz. Normal şartlarda ne yapacaksınız? Delete dediğiniz zaman buradaki değerleri silebilirsiniz ama biçimleri silemiyorsunuz. Bu biçimlerden kurtulmak istiyorsanız eğer ya da herhangi farklı bir işlem yapmak istiyorsanız mesela nedir o? Arka plan dolgusunu değiştireceksinizdir ya da yazı tipini değiştireceksinizdir, boyutunu arttıracaksınızdır. Bunu tüm buradaki grid alan için yapmak istediğinizi düşünelim. Ne yapacaksınız? Bu 1 ile A arasında bakın burada bir tane üçgen yapı var şu arada. Buraya tıklıyorsunuz. Tüm bu aralığı seçiyor. Yani bütün sayfayı seçiyor. Ve yapacağınız yapacağınız artık kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelin arkadaşlar temizlediğin, tümünü temizle dediğinizde bakın sayfanızı ilk açtığımız hale geri döner. Veya ben kontrol Z ile bir daha geri alayım. Sadece buradaki alanı silmek istiyorsunuz. O zaman ister bakın bu alanı seçin. isterseniz sütundan seçin. Daha sonra gelip yine temizle. Tümünü temizle dediğinizde sadece bu alanı temizleyecektir. E hocam eklemeyi gösterdim. Bize silmeyi göstermedin diyeceksiniz. Ben buradaki ıs seçtim. Bakın sağ klik. O oldukça basit zaten. Sağ klik sil dediğinizde onu silecektir. Benzer bir işlemi satırda da yine uygulayabilirsiniz. Benim temel Excel'de size anlatmak istediğim önemli noktalar bunlar. Yine yeri geldiğince değineceğiz. Farklı temel özelliklerimiz de var ama artık onları gerek fonksiyon derslerinde gerek proje derslerinde birlikte çözeceğiz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.